Esenlik. Dün başımıza gelmeyen iş kalmadı. Dün oynadığımda. Körfez'e ulaştık. Kasaba gibi, liman gibi bir yer bulduk ama. Bir dakika, ses ne? Ama etrafımız bozkurtlarla çevrili. Yeterli mermimiz yok. Ben aldığımız mermiler yeter sanmıştım. Oradan bir şekilde çıkmamız gerekiyor. As, hoş geldin ha. Sağ olasın. The Long Dark bugün. Bir saat falan oynar çıkarım diye düşünüyorum. Nasılsın, iyi misin? Umarım iyisindir. Ben iyiyim. Yalnız bizim karakter hiç iyi bir durumda değil. Boku yemiş durumdayız. İzleyici niye sıfır gözüküyor? Adam oraya iyi yayınlar yazdı, sıfır kişi gözüküyor lan. İzleyicime saygısı da yok şeyin. Adamdan saymıyor. Twitch köpeğinin. Tamam, şu an gözüküyor. Güncelleyince oldu. Evet. Toplam 10 mermimiz var. Ve burada en son kurt doluydu. Bir de normal şey değil, siyah kurt değil, bildiğin bozkurt. Ülke ocaklarıyla mevzuya girdik abi. Yaradan iyilik versin abi. Durdurup okuyacağım çünkü kurtlardan korkuyorum. Aynen, The Long Dark. Güncelleme gelmiş. Dün yoktun. Abi çok güzel olmuş bak. Eldiveni görüyor musun? Sen mi demiştin hatta ona güncelleme getirecekler diye? Abi muhteşem olmuş ya. Şey efektleri falan getirmişler. Kurt işte vahşi bir hayvan netini toplarken böyle kesme efekti falan gelmiş. Mükemmel olmuş var ya. Dün hipotermi geçirdim. Suya düştüm. Artık buzda iyice güzel efektler oluyor böyle. Buz kırılıyor falan. Görüyoruz onu doğrudan. Wonder if the owner's around. Yine aklıma geldikçe güncellemeler söylerim, şu şu gelmiş falan diye. Bunu bir içelim. Çok iyi oldu ya. Eldiven şey bu arada, eline giydiğin şeye göre değişiyor. Eskiden çıplaktı ya mesela, elimde bu var. Bu gözüküyor. Aynen. Büyük ihtimalle son öykü modunun bölümü çıkmadan önceki geliştirmeleri bu güncellemelerle buralarda deniyorlar. Öykü modunu da çok merak ediyorum ya, ne olacaksa. Burada pek bir şey yok gibi abi. This will come in handy. Abi konserve açacağı. Dediğim gibi aklıma geldikçe söylerim güncellemeler. Ama şu anlık güzel, ben sevdim. Tek sıkıntı ölüyorduk dün. Bozkurt saldırısı oldu. Üstüne suya düştük, hipotermi geçirdik. Ve buraya da ilk kez geliyorum. Körfez'i hiç bilmiyorum. Biraz çizdim haritayı. Şeyden, harap bataklıktan gelip buradan çıktık. İlk baş bir şuraya geldim de kurtlar beni mahvetti orada. Aynen. Zaten bu haritada en çok ölmeye yaklaştığım an oydu. Orada öleceğim dedim. Herhalde bitti dedim. Aha. Sonuna geldik. Yalıtım. Ha abi, bu işte bu. Oyuna güncelleme getireceğiz diyorlardı. Yalıtımlı Matara. Bu çay yaptığın zaman falan hiç şey olmayacak diyorlardı. Bana denk gelmedi. Şu an ilk kez karşıma çıktı ama sanırım bahsettikleri şey bu. Bir bakalım. Nerede lan o? Nereye gitti? Allah Allah. Giysi olarak mı gözüküyor? Yok. Ha. Ha tamam.
Anladım mantığını. Bir şey ısıtıp aynen öyle. İçine koyacağız. Şu an zaten hiçbirini yapamıyoruz. Dursun. Şu dolaba açalım. Ağırlığı ne kadarmış? Bir ona da bakarız şimdi. That'll come in handy. Bizim şey kaç ya? %95. Atayım da şunu alayım diyecektim de. Levye'yi. Gerek yok. Dur. Bu şeyin ağırlığına da bir bakayım. İyi, hiçbir şey. 200 gram bir şeymiş. Şimdi burada bir şey yapıp üst kata çıkıyorlardı ama şu çantaya parçalamayacağız. Bunu nasıl buraya nasıl erişebiliriz? Herhalde şu yandan geçeceğiz oraya. O kibrit alırım. Ayı da keseriz ya. Burayı kendimize üs yapabiliriz ha bu arada. Ama kapalı bir alan bulmam lazım. Şu aşağı inmeden önce karşıya nasıl geçeceğiz? Bu ne oğlum? Her yer ceset kaynıyor. Oo. Konserve sardalya. Mahvolmuş diyor da biz yiyebiliyoruz ya onu, sıkıntı yok. Şimdi oraya herhalde şu aşağı inip oradan karşıya geçeceğiz de ben önce bir bu tarafı araştırmak istiyorum. Bir buralara bakayım iyice. Şu aralardan falan bir şey çıkarsa. Bir de hazır kurt yokken. Buraya en son geldiğimde içeride 3 tane kurt var. Burada ne olmuş oğlum? Soykırım mı yaptınız adamları? Oy. Bir sürü yemeğimiz oldu, güzel. Tamam, daha ilginç bir şey yaşamazsak bu bölümün adı şey. Termos bulduk. Ha, doğrudur. Dediğim gibi ben hiç gelmediğim için burayı bilmiyorum. Sardalya fabrikasıysa yemekten yana sıkıntı yaşamayacağız. Şey bulsak yeter bize. Kapalı güzel bir alan buluruz. İçine ocak falan kurarız. Aslında buralara bile kurabiliriz de pek güvenmiyorum. Kurt murt gelir. Hiç sıkıntı yaşamayalım onlarla. Sen mi demiştin? Bir yayında şey demişti sanırım. Dur lan, kumaşı niye alıyorum? Ama dur, bunları alayım da buradaki üstümüze koyarım. Ha şey, bazı yiyeceklerden yemediğinde C vitamini eksikliğine bağlı hastalıklar. Hadi canım. Oha. Böyle mi çıkıyor? Çok iyi. İşte C vitamine bağlı hastalıklar oluşacakmış falan diyorlardı. Lan dur, mektubu okuyacaktık. Allah kahretsin. Nereden bulacağız onu? Notlar. Seç. Şu herhalde. Teknisyen not defteri, aynen. Anladım abi. Bu harita ilk kez geliyorum, dediğim gibi. Kurtlar pes etmiyor, üstlerinden geçirmek için bir yol yapmama gitmiyorlar. Burada kemikler. Bu arada bir şeye dikkat ettim. Ben oyuna ilk başladığımda bunların çoğu İngilizceydi. Türkçe'ye çevirmişler. Bana sıkıntı değil. Gene okuyorum da. Bunları da güncellemişler. Hepsi Türkçe olmuş. Güzel olmuş. Şeye çıkarmaya çalışıyorum. Haritada bir şey bulduk mu? Çıkardı herhalde ya. Kurt, aynen. Bozkurt sürüsü var ya. This will come in handy. Kapalı bir alan bulayım. Şunları
Buraya yerleştireyim. Oy oy oy. Şuradan atlanır mı sence? O riske değer mi? Herhalde gemiyle bu taraftan çıkıyoruz. Dur. Tamam. Sadece bir tane çanta için mi geldik buraya? Şuradan girebiliyoruz de. Buradan da giremiyoruz. Tırmanma var mı? O da yok. Öyle ya. En azından ki senin diline değer verildiğini hissettiriyor. Şunları alayım da yeni kuracağımız eve koyarız. Kumaş olarak kullanırız en kötü. Ya da bilemem bir kurt falan bir şey saldırır, o giysi yırtılırsa en azından geçici üstümüze giyeriz. Daha hala kapalı bir alan bulamadık ya. Burayı mı kullansak? Burada çok kapalı sayılmaz da. Abi ben niye çizmiyorum ya Allah aşkına. 2 saattir geziyorum ortada. Tek burayı mı çizdin kanka? Orada 3 tane ev vardı. Şunların altında bir şey var mıdır? Aha. Grace'nin üzümlü sodası. Tamam. Varsa iyi. Tavaca. Tavaca varsa kömür. Çok saçma ya. Tavaca alan 2 haritayı yan yana koymuşlar. Buranın bir yanı mesela harap bataklık. Orada da var. Keşke şöyle birer ananı sikeyim. Ananı avradını. Oğlum bu sürü değil, bu tabur lan. Bu bayağı kolordu. Gördün mü? Zamanında biz eve girmişiz. Bunlar çıkıp giderler diye düşünüyorum herhalde. Biz aşağı inene kadar. Pek gidecek gibi de durmuyor bir tanesi de. Neyse, umarım giderler. Hadi, ne yapacağım? Şunu alayım da. Buradan gitmenin bir yolunu bulacağız o zaman. Şurada bir şey var mı? O zaman burayı biz kullanmayacağız ya. Ben böyle sürekli kurtlarla uğraşamam. Bu buraya gelebiliyor mu ki lan? Gelemiyor diye biliyorum da. Şuradan falan gelmezler herhalde, değil mi? İyi tamam. Onlar ürümeye devam etsin. Mermim olsa vallahi tarardım ha bu şerefsizleri de. Dur, bir şey merak ettim. İte bak, üstümde ayı postu var ya, belki ondan kaçıyordur. Bak 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 bak, kaçıyor. Vay lan. Hiç böyle olacağını düşünmeyerek yaptım bu arada. Ağzına tüküreyim şey ama. Şuradan bir düşsem. Comolokko. Oh.
Alfa kurt. Bir de bunlardan hariç. Öyle bir şey mi var lan? Onu bilmiyordum. Bunlar boz kurt değil mi? Ben mi yanlış biliyorum? Bir de alfa kurt mu var? Neden bilmiyorum, şu an oyun kasıyor. Anladım abi. Şey sıkıntıymış ama üst kata çıkmak için bu kadar yolu dolanmamız gerekiyorsa harbi. Tamam, geldik istediğimiz yere. Şuradan atlasam falan aşağı uçmayız değil mi, kırılıp da. Bunların evet parkur gibiymiş. Bunların postu şey yapıyor mu? Farklı mı normal kurttan? Yani kurutsam falan üzerime yeni bir şey yapabilir miyim? Aa, iyi oldu bu. Su arındırma tableti herhalde aylardır çıkmıyordu ha karşıma. Abi bura neymiş böyle? Aynıysa hiç vurmaya gerek yok. Bir bayat çikolata için bu kadar yolu gelmemiz gerekti. Neyse, bir bayat çikolataya muhtaç olduğumuz zamanlar da oluyor. Şunların hırıltısına uyuz oldum ya. Harbi var ya, bir mermi bulayım bunları tarayacağım hepsini. Hepsinin postunu yere dizeceğim şöyle. Lazım olduğundan değil, sırf şerefsizlik. Buradaki cesetlerin de niye burada olduğunu anladık. O köşede kasa var. Ama bunlar oraya gelebiliyor, değil mi? Dur. Şunun arkasında bir şey var mıdır? Yani kutuyu kırmama değer mi? Cerrahpaşa. Şu kasada ne var merak ettim. Bir de bunların çevrede hiç olmaması lazım. O kasayı açarken süre geçiyor ya. Şu müziğe bayılıyorum ya. Oo, şu karşıda deniz feneri. Senin dediğin yer orası herhalde. Gideriz oraya da umarım. Kömür bitti ya. Keşke olsaydı, şuraları çizerdik. Lan. Abi ödüm patladı. Dibimde gibi dolaşıyor. Ses öyle geliyor. Abi çağır. Oyun kasıyor biraz. Niye anlamadım. Kurtlardan dolayı falan. Oyunun kendisinden dolayıdır diye tahmin ediyorum. Çok daha ağır bir oyun oynarken bile kasmıyor böyle.
Şimdi şuranın içine gireceğiz de nereden gireceğiz? Ha, burada kapı varmış. Eşek gibi görmedim ben. Hah, bu ya. Ben böyle bir yer istiyorum. Şu içeri kapı varsa yeter bize. Ananı aradım. Şuraya bırakayım da bari şu yakacakları. O kapının şifresi nerede olabilir acaba? Diğer taraftan dediğin. Bu kadar kibriti Allah helal olsun. İstesek. Aha. Bunda mı yazıyordu acaba? Ne oldu şimdi, işe yaramadım. Onu gördüm, aldım. Ama başka bir şey daha var. Bak kasıyor ha oyun. Ne kanka, 31-31 mi ya? Niye böyle? Kesin var ya, kurtlarla cebelleşmemiz gereken bir yerde o şifre de. O notta yazmıyordu. Tamam, şimdi ne yapabiliriz? Düşünelim. Yemeğimiz var. Yemek falan yiyebiliriz. Şunların hiç gideceği yok gibi. İçeride de kesin güzel bir şeyler var. Bir de kasmasa. Notlara bakayım mı? Saldırır mı lan? Tamam, notlara bir bakayım. Seç. Atölyenin kapı kodunu almayı unutma diyor da. Kule şirketine bağlı. Şeyde mi acaba? Ta şu karşıdaki. Büyük ihtimal orada. Giysiler ıslanmasın da ya. Tamam, şimdilik çok bir şey yok. Şu üstümüzdeki fazlalıkları biz bir buraya atalım. Bak burada bir şey var abi, kasıyor. Niye hiç bilmiyorum. Başka ağırlık yapan 35 kilo, yine bir şeyler var yanımızda fazladan. Ha, 12 tane. Şundan var. Şey denemiyorum ki. Otomatik kendi giriyor sanırım. Bak kendi bir şeyler deniyor. Yani ben tuş seçmiyorum. Gidip bulmamız lazım bir yerlerde. Şuradan kömür alayım. Ha, şeyler gitti ha, kurtlar. Alttaki bar gitti yani. Ananı sikeyim. Geri geldi. Sövdük gene ya. Ne? Kurultay mı var? Ulan ben buraya bir 50 mermiyle gelecektim ki var ya, hepinizin anasını ağlatın.
Bu kadar kurt varken bir tane yedeğiyle dolaşayım. Kasada olabilir. Bir şey diyeyim mi? Aklıma geldi. Ama kasaya nasıl gideceğiz? Çok çok kötü yerde ya. Aşırı kötü bir yerde. Bir şu üstümüzdekileri atalım da. Bayağı yemek var ya. Bunları... Abi şu kasışa bak ya. Ve şeyden çıkınca düzeliyor. Şuradan çıktığım zaman. Deli gibi kasıyor var ya şu an. Şu yere atayım bir kısmını da. Bir dakika lan dur. Ha tamam. Atınca bazen gidiyor ya. Ondan korktum. Oraya kurt geliyor mu? Şey ya işte şu karşıda doğrudan geçer bence. Bir deneyim istiyorsan da. Dur bir yemek yiyeyim de. Aklım onda kaldı benim. Bayağı susamışız ha. Oyunun tek bir mantıksız yönü var. İnsan bu kadar soğuk havada bu kadar susamaz. Yani çok hızlı düşüyor susama şey miktarı. Terlemen lazım yani sürekli yazın çalışıyor olman lazım öyle bir susama yaşaman için. Şuna bakmıştık değil mi? Baktık. Abi oraya geliyorlarsa sıçtık. Ha, tabancayı çeker tararım 10 mermiye de gerekirse. Bak, şuradan ne yapayım atlasam mı ya? Birisi abone oldu. Orlta. Hoş geldin. Abone olduğun için sağ ol. Türk müsün yabancı mısın bilmiyorum ama. Welcome and thank you for subscribing. Şuradan atlayayım mı ne diyorsun? Yoksa yürüyerek mi ineyim? Şimdi atlayınca bir yerimizi zedeleme riski de var. X. Şunun içinden şeyleri alayım. Bir ara bana unutturma tamam mı yanından geçersem. Zaten buradan ayrılmamız gerekecek. Hadi söyle bakayım buradan atlayayım mı durayım. Korkanın çocuğu olmaz ya. Biri 9'du sanırım. Dokuz, 44. Umarım öyledir. Burada bakmadığımız bir yer kaldı mı? Yolu takip edeceğim ona göre. Karşı tarafa falan yürüyebilirim. Ulan of 26'ydı değil mi? Dokuz, 44, 26. Ya oğlum of çok yavaş geçiyorum. Öyle yapmaması lazım. Hallettik.
Vallahi içinden para çıkarsa. Kusursuz tüfek iyi bari. Tüfeğimiz yok, ne güzel. Şimdi hincik. Hıncık. Araçların yanına yakın hareket edeyim. Bunlar beni düdükler yoksa. Bu arkadaşların da burada niye mefta olduğunu çok güzel öğrenmiş olduk. Ha, şu araca girelim. Kurt sesi mi duydum? Kurutulmuş deli için alayım. Ama gitmeden şeye atayım hepsini. Şu yakıt deposu gibi bir şey var ya, onun içine atayım. Geri döndüğümde hepsini oradan toplarım. Şu müzik ya. Şu müziğe bayılıyorum ya. Fulle sesi. Size aynı gelecek de ben sesi fulledim kendime. Abi tam zamanında girmişiz içine. Kitap mı okusam ya burada? Hatta uyuyayım mı? Şimdi yine soğuk ısırması falan olmasından korkuyorum. Bak bu sefer kurtların sayısı daha az olduğu için şey az. Ne? Kurtlar yok iken... Onu biliyorum. Konteynere girdim mi? Ananı sikim, dibime geldim. Konteynere girdim herhalde. Bir süre kitap okuyayım. Fazladan kitap da taşıyorduk ya. Evet. Sırf 1 kilo kitap var. 1,5 kilo. Bir tanesini okuyup hemen sağa sola bir yere atmamız lazım. 2 saat okuyalım bir. Jumpscare harbi öyle. Dibime geldim. Bazen şeyden korkuyorum. Oyuna yeni güncelleme gelmiştir. Kapıyı falan açıp seni çekiyordur ayı falan, ondan korkuyorum. 2 saat daha oku abi. Burada gece de okuyabiliyoruz, ona dikkat ettim. Şey var ya. Ay ışığı mı ne var, ondan sanırım. Yanımıza yiyecek de almadık. Ben var ya, benim kafama tüküreyim. Harbiden tüküreyim. Şuna bak, hiç susuzluğunu geçirmiyor şey. Gideyim yemek alayım. Bunları da bayağı su içti, sığır gibi. Bir uyu sen, uyu. Bir 3 saat uyuyalım. Termosu da oraya koyayım ben, değil mi? Çünkü yanımızda taşımamıza gerek yok. Ocak gibi bir yerde tutup orada ısıttığımızı direkt içine eklesek yeter bize. En son şey soğuk ısırması olduğunda böyle arabanın içinde uyumuştum. Hiç de başıma gelen bir şey değildi yani. Şimdi hızlı olmamız lazım. Buraya girmişiz abi. Buraya girmişiz. Konserve açacağımız yüzde kaç? Oyunun başından beri aynısını kullanıyor olabilirim. At abi. Şunu al.
Yüzdesi. Aa, çay varmış. Bak görmemişiz. İyi ki geri geldik. Şunları da alayım. Yakacak olarak gene kim bana? Bu saatte niye e-posta geliyor ya? Şundaki kaçtı? Yüzde kaç? Bu da 84. Şunun içinde ateş yakabilsek bu çok güzel de ya. Oğlum öyle sesler çıkartma lan. Lütfen kurt gelmesin abi, lütfen. Buraya kurmasam mı ya? Burada unuttuğumuz bir şey var mıydı acaba? Goodness. Made it through another night. Ha, o. Hiç bilmiyorum da dana gibi dolaşmışız. Bak, burada dolabımız bile var. Güzel güzel. Burayı iyi oldu. Şimdi dolabın içine oradan buraya mı gelsem ya? Oraya gitmesi çok zor, çok uzak bir de. Buraya yakın ya girişe çıkışı. Şimdi bunun içinde bir durur. Şurayı bir toplayayım. Bunların hepsini bir alayım. Gözümüzden bir şey kaçmasın. Kömür alalım, çizeriz. Kitap. Bileme taşı sonunda ya. Dondurucuda bir şey var mıdır? Someone's stash. Bot. Taze geyik et. Al. Taze bir de. Yani dondurucuda şey kalmış. Bunları dolaba atmasam mı ya? Çürüyünce şey oluyor ya. Aldığın zaman kaybolup gidiyor ya. Bunu alayım ben. Yemeklerin hepsini şuraya ocağın yanına falan koyayım. Yemekleri bir şuraya atayım önce. Sen. Tamam, şunları yeriz zaten. Yani hiç arasam bulamayacağın bir şey var ya. Saçma. Şunu da at. Oh, yakacakları şuraya yolun ortasına atacağım valla. Paletleri parçalasam mı? Yer açılır. Neyse gerek yok. Şunun içine fazladan aldığımız giysiler, onlar öbür tarafta kaldı değil mi? Ha, şunlar var. Tamam, bu gitmiyor. Güzel. Buraya giysileri atarız. Şunun içine şifa dolabımız olsun.
Başka bir şey yok burada zaten. Buraya da alet edevat atarız. Mesela bileme taş. Şey, baltamız yüzde kaç? 75. Şu an bir şey bilemeye gerek yok. Termosu buraya koysam unutur muyum? Unutabilirim. Yo, unutmam. Niye unutayım? Fişek niye bir tane? Şunların içine bakmadık, değil mi? Ya bir oraya gideceğim ya. Benim içimde kaldı zaten orada. Ben yanımıza fazladan fişek aldık diye hatırlıyorum ya. Ha, almışız. Niye gözükmedi? Allah Allah. Temel aletleri de buraya mı bıraksam? Çünkü farklı bir haritaya gitmiyoruz ya. Gelir bir şey yapacağımız da burada yaparız. Burada dursun o da. Öyle düt 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 başka. Tamam. Oradaki eşyaları alıp buraya getireceğiz. Kaç kiloyuz? 30 kilo. Çok güzel. Biraz ne yapalım biliyor musun? Su içeyim ben. Şunun üstüne kaç tane koyabiliyoruz? Şu bir tanesini alayım da. Evet. En fazla iki tane. Al. Bir saat. Ama 12 tane şey veriyor. Parçalayalım. Aa, buranın tamamı gidiyormuş. Ben de sadece bir paleti kıracağız sandım. Bir saate değer abi o zaman. Şunları bir yakalım. Yine 45 dakika olmuş ya. Neyse, en azından kurtlarla falan şey yapmıyoruz da. Burada çok sesli. Tek sıkıntı o var ya. Kulağım ağrıdı. Böyle huzurlu bir ortam değil yani. Burada böyle bir süre kalıp gitmen gereken bir yer. Ha, ama şu güzel, burada kapalı alan korkusu yaşamayız. Of abi, ateşe şey getirmişler. Dikkat ettin mi? Şifa. baksana efekt. Efekt var. Oradaki yemeklerin hepsini alıp getiririm şimdi şuraya. Bir tane daha alayım da. Bir tane meşale alacağım. Hatta iki tane alayım. Hemen gidelim abi. Bu el gidelim. 1,5 saatte sürse gidelim. Bunun efekti fazla olmuş abi, biraz azaltın da şunu görebileyim. Şimdi çay da yaparız. Bunu bir güzel yiyelim.
Yandı mı lan? Ne oldu? Şeyi yaktık herhalde ya. Neyse. Vallahi geyik etini yerken ben acıkıyorum ya. Tamam, bayağı güzel çayımız oldu. Su ne kadar oldu? 2.37. Su çok biriktiremedik ama. Su yapalım abi. 2 saat. Biz burada duralım. Değil mi? Aa dur. Ha şey yapabiliriz lan. Şu bir şey vardı ya. Hap gibi ya. Temizliyordu suyu. Ondan bulduk ya. Şundan ne kadar var? Bir litre en azından alalım öyle. Oha oğlum, abone üstüne abone. Şey takip yani. Teşekkür ederim. Hoş geldin. And if you don't speak Turkish, thank you. Kafam karıştı ya. Dur. Ah, arındırma tableti. Sağ ol. Unuttum. Şuraya bir 37 dakika bir tane daha su çıkar. Onu kullanalım 1 litresi için en azından. Tamam. Kaynamasına 7 dakika. Bu da orada hazır durur. Hatta şöyle yapayım. Tamam, o orada dursun. Şimdi suyu şu köşeye bırakayım ben. 6 litre su olmuş abi. At. Arındırma tabletimiz nerede? Kullan. 1 litre suyu bu temizliyor değil mi? 1 litre sıfırnakta 26 galona eşitmiş. Şimdi o suyun hepsi evet. Şey oldu, çok güzel. Mükemmel. Şifa dolabımız buraydı. Aa, bir tablet. Ben ikisini kullanacak sandım. İyi, buradan daha 3 litre suyu temizleriz. Yani hiç ateşimiz falan kalmasa bile güzel oldu. Kaç kiloyuz? 32. Ha, çünkü yanımızda o kadar çay var. Normal. Yemek şura mıydı? Yemeği nereye koymuştuk? Ha, buraya. Buraya atalım çayları. Şunun birini içeceğim abi. Susuzluğum gitsin. Bunu yiyelim. Normalde uyumadan önce yiyorum da sadece. Bir şeyler yemiş olalım, öyle gidelim. Öleceksek falan da karnımız tok ölelim. Şey var hala değil mi? Aynı. Şundan var, bu var. 5 tane bundan. Kahveye atacağım. Yola çıkarken yedeğini alıyordum. Böyle bir şey tırmanmamız gerekirse diye almıştım ben onu. Şimdi biz bugün gidip oradaki eşyaları tekrar buraya getirsek bile yeterince macera yaşamış olacağız. Hani yine onları buraya getirdikten sonra şeye gitmeye çalışırım.
Kuleye de orada uzak duruyor lan, gözüm korktu bir an. Ama gideriz. Gitmeye çalışacağım. Kömürü alalım. Şu an kaç kilo taşıyoruz? 31 kilo en sevdiğim sayı. Şu çok, bak buradan bırakabiliriz. Bize 100 gram 100 gramdır. Da şöyle bile yeter. Bir çakmağımız var ya. Çakmağı buraya mı bıraksam ya? Gemiyi gezdim. Görmedim mi ben? Yanlış mı gördüm? Gemiyi gezmedik mi ya? Bir şey bulamadım. İçine giremiyorduk çünkü. Dediğin gibi ise güzel. Bir bakalım tekrar. Zaten oradan geçeceğiz ya şey için. Diğer tarafa geçmek için. Bir yağmalayalım o gemiyi. Ama yorgunluk sıkıntı ya. Belki yola çıkmayabiliriz. Yarın yola çıkarız. Yani yarın dediğim, burada uyuruz şimdi. Öykü modunda şu telefonlar çalıyor derdim. Bak burayı görmemişiz mesela. Bir bok da yokmuş ya. Hiç sevmiyorum. Dur bir tekrar bakarız bak. Geçtikçe görmediğimiz yerler çıkıyor. Belki dediğin gibi bir şey görmemişizdir. Mesela dikiş kiti. Mesela dikiş kiti. Bir ara var ya, bunu bayağı aradım ben. Dikiş kiti aradım yani. Şuralara bir bakayım. Gene kurtlar. Ah. Burada sadece tişört vardı. Ya şunların içine giremiyoruz zaten. Şu ne lan? Şurada bir şey var. Oradaki büyük ihtimal balık var ya. Şu büyük balık oluyor ya. Yok yani benim görebildiğim bir şey yok, eğer senin varsa. Ben bu itleri iyi korkuttum ki kaçıyorlar sürekli. Şurada bir şey, ha şey, ceset var ya sanırım. Zıbor ayakkabı. Bir şuraya göz atacağım. Burada şöyle geçiş var mı? Var, var gibi. Acil bir şey olduğunda en azından o taraftan çıkarız. Buraya bir tekrar bakacağım. Dediğim gibi bir şey kaçırmış olmayalım. Yok gibi. Burayı bir çizeyim mi? Haritada şey gözüksün. Şu yapının içi. Yok, gene aynı yer. Neyse. Kömür yine bir şekilde çıkar zaten. Adam yoruldu ha. Bugün niye 3 kişi takip aldı onu anlamadım. Şimdi görecek şuradaki kurt bizi. Ulumaya başlayacak. Hızlı gitmeye çalışayım da. Hiç gözükmeyin bunlara. 2 saat geziyorlar uluyup uluyup. Başımı ağrıttılar. Pantolonu alsak mı? Alayım değil mi?
Keşke şu tuvaletlerin içine de girebilsek, güncelleme getirseler de. Şunların içine giremiyoruz değil mi? Şu konteynerler. Nasıldı? Şuradan. Her an düşecekmişim gibi ya. Şu spor ayakkabıyı almayacağım. Bunu da görmemişiz. Parkur bir bitmiyor. Biraz da ben uzattım da. Ama gideceğim senin için bu bölüm o tarafa. Şu aklımda kaldı ya. 45 dakika ama çok. Yo, güneş batar. Çok yormuyor değil mi? Neyse, yanımıza yakacak almış olduk. Aa, şurada valiz maliz var. Aşağı ince oraya bir dolanayım mı? Kutu arkasında değil de bazen altından falan çıkıyor ya onun için. Orada bir iki çanta var ya. Belki bir şey varsa diye tekrar bu taraftan çıkarken bir gitmek istedi canım. Merak ettim ne var orada. Buraya zaten tekrar geleceğiz. Hadi şimdi bir saat burayı topla. Kaç kilo oldu ki lan? 42. Ha, adam da yorgun. Şimdi Kaan'ı gibi. Aa, şeyi tırmanamayacağız lan biz. Geç tırmanmayacağız. Yok, şuradan doğrudan arkasına geçeceğiz. De bu yavaşlıkta gidip sıkıntı çıkabilir. Neyse, deneyek ya. Tabancayla ateş ederim. Korkanın çocuğu olmaz. Doğrudan. Neyse, hiç zedelemeyelim kendimizi de. Şuradan atlasam mı ya? Oğlum burada çok yüksek ya. Bir gidip bakayım. Merak ettim o. Belki bir şey vardır yani. İşimize yarayacak bir şey falan çıkar. Ben şuradan mı atlamıştım? Yok, ha tamam, nereden atladığımı hatırladım. Duvarlara ne güzel çizmişler ayları falan. Hadi bakalım. Buraya resmen ölümü göze alıp geldik. Umarım değer. Aşağıda kurt var değil mi? O bizim buraya gelmeden şuradan bir şeyler alıp gitsek yeter. Sıvışalım hemen. Şu ne? Pamuklu kaşkol. Abi. Hiçbir şey de yokmuş. Şimdi. Boku yediğimiz gün diyebilir miyiz? Öbür taraftan çıkılabiliyor. Biliyorum ama o tarafa yaklaşmak istemiyorum. Kurt var. Biraz sıçtık gibi ya. Nereden çıkacağımızı bilmediğimiz için ama. Şuradaki balığı alayım. Ha, o da üzerimize şimdi kurt çekebilir. Burada kırılabilir. Öyle bir risk de var.
Bir de hipotermi riski geçirdik mi? Oradakinin balık olduğuna da emin değilim de. Ya abi, spor ayakkabısından başka bir şey yok mu lan bu haritada? Anam. Şunu alıp kaçacağım hemen. Neredeyse gidiyorduk. Şimdi sıkıntı şu, yukarı nasıl çıkacağız? Şuraya gitmek istediğimiz yer bir de çok yakın bir yer yani. Bu arada şey dedim ya, ben bir suya düştüm, hipotermi riski geçirdim. Geçtiğim yer şura kadar bir yerdi şöyle. Küçücük bir yerdi. Oradan geçerken buz kırıldı. Hipotermi olduk. Ama geçti, 18 saat geçtim mağaranın içine, ateşin yanında yattım. Kebap. Lan şu kapının önünden gireceğiz. Orası da kurt vardı ya orada. Ha siktir. Lan. Gelme. Bir de çağırıyor ya uluyup. Nerede olduğunu da bilmiyorum. Hani burada mı, arkamda var mı? Yorulduğumuzda tam üzerine denk geldi. Şunun içine girip bir saat uyuyacağım. Bak 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 geliyor. Hadi lan. Abi hadi. Ah. Ha bak. Eldiven falan hiç öyle sıkıntılı gözükmüyor ya. Çok güzel yapmışlar. Ben animasyon hatası falan olur sanıyordum da. Bir ara hayvan leşi falan toplarken gösterebilirsem onu çok güzel yapmışlar. Kesiyor falan böyle. Şunları yiyip öyle yatayım. Aa, iyi kurtardık abi. Gebermeden. Şimdi bir 6 saat güzelce uyu. Sonra oraya gideriz. Hatta gerekirse koşarak gideriz. Tamamdır abi. Kendine iyi bak. O zaman bu yayını burada bitireyim. Senin için gidecektim. Aynen. Bu yayını burada bitireyim. Oraya da başka bir bölüm gidelim. Yine denk gelirsin umarım. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Tamamdır. Gene akşamları açarım böyle. Oraya gidip oradayken kaydedeyim ben. Şu kitabı okuyabiliyoruz mu şu an? Ha vallahi okuyor. Artık karanlıkta bile okuyabiliyoruz. Gelmişken bu botu da alayım.
Yeah, we made it. Too much stuff to carry. Yanlış yeri aldık. Şunu da içeride kurutacağız. Burada kuruyordur umarım da. Ha dur. Giysi. Savaş botumuz var. Bundan var. Pantülünümüz var. Kaş kolumuz var. Çorap. Bayağı da şey almışız ha üstümüze. Güzel oldu. Orada çok güzel. Hah, şimdi suyun bir kısmını alacağız. Yiyecekler yere atılacak. Yere dediğim, sen bir şurada dur abi. Şu konserveleri. Çubuğumuz yok muydu ya? Ben sanki çubuk da vardı diye hatırlıyorum da. Onu da şu en dibe atayım. Üç tane mi dursa yanımızda? Birini atayım neyse. Yolda giderken bir şeyler buluruz. 31 kilo. Sanki bir şey daha fazla gibi yanımızda. Şuradan tek tek bakayım. Hızlandırıcının birisini atabiliriz. Oo. İki bıçağımız var. Seni atıyoruz. Dolap 30 kilo taşıyormuş bu arada. Meşale gerek yok. Zaten iki fişeğimiz var. Bir de fırtına fenerimiz yeter bize. Misin hayat. 29 kiloya düştük ya lan. Tamam, çok güzel. Bu bölüm gerçekten verimli geçti. Şunları bir yiyelim. Sonra adamı bir saat uyutalım. 1-2 saat neyse. Konserve mahvolduğu için herhalde daha az veriyor şey ya. Kalori. Bunların üçünü de yanımıza alacak gibiyiz. Yani biri zaten bitmek üzere. Su
suyu da içip bir saat yattık mı gelecek bölüm doğrudan. Gideriz arkadaşın dediği yere. Neyse, güzel bölümdü. Evet, yola çıkacağız ya, fırtına. Hiç şaşırmadım. Ben de içeride kalır su yaparım amına koyayım. Ama yemek yok. Neyse. Bir sonraki bölüm düşüneceğiz onu artık. Bizim sorunumuz değil. Görüşürüz.